hoş geldin. Hoş bulduk, hoş geldin. Nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Sağ olun. Hoş geldin. Merhaba. Başkanımız Burak Bozdemir. Merhaba Burak. Belediye Başkanı Sadık. Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Ahmetli İlçe Başkanı Orhan Karabina, Ülkü Ocakları Ahmetli Başkanı Burak Bozdemir ve Ahmetli Belediye Başkan Adayı Ömer Zengin'i makamında ağırladı. Kendilerini ağırladıkları için Başkan Ergün'e teşekkür eden Başkan Orhan Karabina, Ahmetli ve çevresinde yaptıkları çalışmalara yönelik bilgi verdi. Karabina şöyle konuştu. Evet. En yakın biz görüyoruz. Ramazan'dan önce biz bir tur attık, köyleri gezmiştik. Daha önce Büyükşehir Kanunu çıkmadan önce Büyükşehir Kanunu'nu anlattık. Hı-hı. Hatta biraz erken davrandık biz. Yani bizim partide geç kaldık bunda. Şimdi artık Büyükşehir Kanunu'na muhalefet etmeye, karşı çıkmaya gerek yok. Çünkü kanun çıktı. Evet. Biz artık hangi konuda faydalı olacak, iyi yönlerini ortaya koymaya çalışıyoruz. Ramazan ayıyla beraber köyleri gezmeye başladık. Bir akşam köy, bir akşam merkezde bir camiye gidiyoruz. O camiye en yakın kahveye bir heyetle beraber ziyaret ediyoruz. Çalışmalar çok iyi gidiyor. Ahmetli Belediye Başkan Adayı Ömer Zengin de Manisa'yı ilçelerin Ankara'sı olarak gördüklerini belirterek Manisa Belediyesi'nin çalışmalarının Ahmetli'de dikkatle takip edildiğini söyledi. Belediye Başkanı Cengiz Ergün de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Manisa'nın büyük şehir olmasıyla birlikte ilçe ve beldelere gidecek olan hizmetlerin avantaja dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. Başkan Ergün şunları söyledi. Verecek sistem onu getirdi. İyi olacak. Burada umutsuz olmamak lazım. İnanıyorum ki çok daha büyük bütçelerle, çok daha büyük hizmetlerin hayata geçebilmesi açısından bir avantaj getirecek. Tabii ki nüfus ölçeğinde veyahut da yüz ölçüm ölçeğinde biraz sıkıntı yaratsa da ama büyük projelerin planlanmasında artısı olacaktır. Çünkü ufak beldelerin, ilçelerin bu tarz çevreyle ilgili bilhassa çok daha büyük yatırımları yapabilme imkanları yoktu bugüne kadar. Şimdi büyükşehir kapsamında bunlar daha organize bir planlama yapılarak İnşallah hayata geçirmesi noktasında, eksikliklerin tamamlanması noktasında iyi olacak. Öyle söyleyelim. Bunu da vatandaşa iyi anlatacağız. Anlatmamız lazım. Bütün ilçe teşkilatları, ocak teşkilatları, adaylarımız sonuçta inşallah iyi olacak. Hayırlısı olsun.